Herkese selamlar. Kitap Yanına Çay serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Afrikalı Leo Amin Malafon ilk romanı, bu kitabı anlatacağım. Yanına da hangi çaylar ve içeceklerle daha keyifli okunacağını sizinle paylaşacağım. Amin Malafon bu kitabı 1986 yılında yazmış ve ilk romanı, dediğim gibi başta da Fransız Arap Kültür Dostluk Ödülü'nü kazanmış. Bizim dilimize çevrilişi 1993 yılında Sevim Gündüz Raşa tarafından yapılmış. Kitap 4 bölümden oluşuyor. 4 kitap olaraktan planlanmış. Granada'da Endülüs'ün İspanyollar tarafından kovulmasıyla başlayıp arkasından Fas, Mısır ve Roma'da sona eriyor. Bu kitabı benim fikrime göre İlk önce tarihe ve siyasi bilimlere ilgi duyan kişilerin okumasını önereceğim. Çünkü oldukça heyecanlı ve kitap modern zamanları klasikleri arasında ismi yer alıyor. Bunun dışında Amin Malafon Akdeniz kültür, coğrafya ve tarihine oldukça hakim bir yazar. Bunu her satırında, her sayfasında hissedeceksiniz. Onu söyleyeyim. Hatta şöyle ilginç bir yanı var bizim açımızdan. Türkler, yani bizim açımızdan dedim, Türkler Türkiye açısından. Akdeniz coğrafyasına baktığınızda, dönem olarak da baktığınızda, Kuzey Afrika'nın insanlarının Türklere Tanrı'nın koruyucu bir eli olaraktan imajini ederken, kuzey kısmında Hristiyan dünyasına baktığınızda Roma Katolik ve üstüne Tanrı'nın laneti olaraktan bizi tanımladıklarını fark edeceksiniz. Ve benim açımdan şöyle bir şey daha aklıma geldi okurken. İnsanın gereklilikler ve bazen yaşadığı hayatın gerektirdiği sebepler yüzünden farklı davranabileceğini fark ediyorsunuz. Bazı şeyleri değiştirebildiğinizi fark edebiliyorsunuz. Belki de yani değişebilenler dönüşebiliyor. Onu söyleyeyim. Şu arka tarafındaki kapağı size okumak istiyorum. Hatta içinden bazı bölümler okuyacağım. Çok kısa kısa. Afrikalı Leo, gerçek bir yaşam öyküsünden çıkarılmış içsel bir yaşam öyküsü. Bir berberin sünnet ettiği, bir papanın vaftiz ettiği Hasan İbni Muhammed Elbezan Es-Zeytani. Nam diğer Giovanni Leone de Medici'nin Leo Africanus, yani Afrikalı Leo'nun öz yaşam öyküsü yazmış olsaydı yazacağı gibi demiş. İçerisinden bazı bölümleri farklı zaman dilimlerinde okuyacağım, söylediğim gibi. Ve yanına hangi çayları içebiliriz dersiniz. Fas adı geçtiği için ve içerisinde büyük bir bölüm Fas'ın var. O yeşil çayı, ünlü naneli yeşil çayı önereceğim. Artı Mısır'da o amber kokusu, baharat dünyasının bir merkezi yine Mısır'da. O şerbetleri, böyle tarçın kokulu. Hatta Yasemin kokulu bir şerbet içtiğini söylüyor. Ve o dönemin dünyasında ister sarayda olun, ister halkın içerisinde olun, gül şerbetinin oldukça popüler bir içecek olduğunu ben fark ettim. Bu şekilde İtalya'da da tabii ki şarap. Ben size kendi hazırladığım sangria'yı linke ekleyeceğim. Hatta göreceksiniz videonun altında. Şimdilik bu şekilde, sonra görüşmek üzere. Tencereye yanıma geldi. Omzunu yavaşça benimkine yaslayarak sokakta dans edenlere baktı. Gece serin, daha soğuktu ama benim yüzüm yanıyordu. Onlar gibi dans etmemi ister misin? Yanıtımı beklemeden bütün bedeniyle dans etmeye başladı. Önce yavaş yavaş, sonra hızlanarak, daha hızlanarak, daha hızlanarak, fakat güzelliğinden, inceliğinden hiçbir şey eksilmeden, elleri saçları omuzuna attığı örtü dönüşlerinin neden olduğu hava akımıyla odanın içinde uçuşup duruyordu. Dudakları dışarıdan gelen zincir müziğine uyarak kıpırdıyor. Çıplak ayakları yerde arabesk izler bırakıyordu. Pencereden çekilerek ay ışığının odaya dolmasına fırsat verdim. Sokak sessizliğe gömüldüğünde saat sabahın biriydi. Belki daha da geçti. Dansçım soluk soluğa bitkin bir durumda yere serildi. Pencerenin perdesini kapatıp karanlıkta cesaretimi toplamaya çalıştım. Hiba! Afrika bana yalnızca bu kızı bile vermiş olsaydı, bu armağan o toprakları sonsuza dek özlemle anmama yeterdi.
Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonunu basmanızı dilerim. Ve aynı zamanda Bahçe Terim kanalına üye değilseniz tabii ki Bahçe Terim'e katılmanızı canı gönülden diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.